Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Strateji Manyağı kanalının ikinci videosuyla European War 4 ile karşınızdayım. Evet, 1806'da Osmanlı İmparatorluğu serimize başlayacağız bugün. Evet, bu haftada bu seriden de 2-3 video gelmesini düşünüyorum. Şu anlık tabi ilerleyen zamanlarda bu değişebilir. Bu mini seri olacak, tam dünyayı fethetmeyeceğiz. Yani amacım Viyana'ya kadar olan Avusturya'yı almak ve Kırım'a kadar olan, Kiev'e kadar olan toprakları da almak olacak. Tabi bu sırada şu Palermo'ya falan da saldırırız belki. Şimdi hemen oyuna başlayalım. Şu gemileri kuzeye göndereceğim. Odessa biraz sorun çıkartacak çünkü. Birazcık şöyle Ruslar, şimdi olayı anlatıyorum. Ruslar direkt saldıracak bize. Biz bunu püskürteceğiz. Ondan sonra bu Rusya bir daha donanma basmayacak. O yüzden Odessa'yı almak zorundayız. Odessa'da şu an tek şey şu. Çok feda, canımızı acıtacak yani o. Ondan sonra Rusya ilk önce Fransa'ya saldıracak. Yani bize birazcık daha yavaş saldıracak. Sadece şuradaki ordularla bize saldıracak. Ve biz de onları püskürttükten sonra biz taarruza geçeceğiz yani. Olay kısaca o. Şimdi vakit kaybetmeden hareket etmeye başlayalım. İlk olarak ben Rusya'ya saldırmayacağım. Rusya'nın saldırmasını bekleyeceğim. Birazcık ekonomiyi düzeltmek yönünde politikayla gideceğim. Şurada paşalarımızı falan cepheye doğru gönderelim. Şurada İzmir'de bir gemimiz var. Toplamda 5 gemimiz var. Ya da İzmir'de kalsın bu gemi. Şimdilik dursun orada. Evet, bir de şurada bir gemimiz var. Evet, başka şu anlık bir tur atlayalım hemen. İlk bölüm çok uzun olmayacak. Bunun nedeni 15 dakika sınırını açamıyoruz yani. Onu şey yapmayı unuttum. Bugün işte yapacağım. Evet, Rusya saldırmış bizim bu paşamıza. Tamam. Şu atlı adama, bizim en atlı kim var? Bu 2, bu kötü. Bu da 2. Bu 3. Bu 5, tamam. Şunu verelim. Burada dursun. Şurada tabi dursun burada. Kuzeyde orduyu toplayalım. Gemileri de bu tarafa doğru getirelim. Hızlı oynamak lazım. Şimdi yapacağın ilk şey arkadaşlar, eğer Osmanlı'yı aldıysanız veya farklı bir ülke aldıysanız, ekonomiyi düzeltmek. Direkt orduya yatırım yaparsanız ekonomi düzelmeyecek ve millet size sokacak yani. O yüzden ekonomiyi düzeltin. Ondan sonra taarruz edersiniz. Şimdi ben orduyu burada topladım. Rus tehlikesine karşı orada dursun. Bu arada şu güzel bir taksın şuna. Güzel. Şimdi bu Rus gemisi dibimize kadar gelmiş, Rus gemileri. Tamam, biraz daha. Bir daha vuramıyoruz. Tamam. Rusya'yla büyük bir savaşa girdik. Şu topçumuz orada dursun. Şu şurada dursun. Paşa da burada dursun yani, ne olur ne olmaz buradaki orduları da yönetsin. Genelde Avusturya Macaristan buradan saldırmıyor. Genelde şu taraflardan saldırıyor yani, Eflak taraflarından. O yüzden çok fazla şey yok. Şehirleri yükseltelim. Şöyle Üsküp. Tamam. Daha fazla yükseltemiyoruz. Bir tur daha atlayalım. Videolar 15 dakika arası bir şey olacak. Bu video biraz kısa olacak. Bu 10 dakika falan olur büyük ihtimal. Günün ikinci videosu. Umarım ilk videoyu izlemişsinizdir, beğenmişsinizdir. Bakalım. Şurada bayağı büyük bir olaylar dönüyor. Rus gemilerini sıkıştırdık bayağı. Güzel oldu bu. Boğazı açıkta tuttuk. Bu güzel olmadı ama şuradan kaleyle saldıralım. Tamam. Şimdi şeyleri yükseltmeye devam edelim. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Bunları kesinlikle aksatmayın. Yani Rus ordusu kapınızın dibinde bile olsa siz asker basmak yerine şehirleri yükseltin. Evet, bir tur daha atlayalım. İlk turlar çabuk geçer.
Lakin ileriki zamanlarda bu birazcık daha yavaşlar yani. Evet, 5. tura kadar gelmişiz ve abi adamdan ne istiyorsunuz ya? Evet, burada Avusturya Macaristan bize saldırmış. Onlara bir karşılık verelim şuradan. Ya da bunu hiç hareket ettirme abi. Ya da dur. Hayır senin lan, çık çık. Şöyle yapalım. Daha bak. Tamam, yavaştan gider yavaş yavaş. Şu adam çok uyuz. Onu püskürtmeliyiz. Harbi çok uyuz. Şöyle yok. Hiç taarruza geçme abi, boş ver. Evet, Rus gemisi Marmara'ya geçmiş. Siz ikiniz Rus gemisini öldürün. Bu da kuzeye doğru ilerlesin. Evet, Rus donanması neredeyse yok ettik sayılır. 4 tane gemisi kaldı. Yalnız abi bu kadar zor değildi bu oyun. Ne olmuş buna ya? Neyse tamam. Şöyle şuradan vursun. Evet, şu an moralini bozduk. Kuşatma altına aldık Rus donanmasını. Son olarak şehirleri de yükseltip bu turun da sonuna gelelim. İlk olarak ana şehirleri yükseltin. Bu ana şehir mi? Yok. İlk olarak benim düşüncemle ana şehirleri yükseltin. Ondan sonra fabrikaları yükseltirsiniz. Çünkü önemli olan para. Tabi at ahırları falan da, bunları da yükseltin tabi de. Bu fazla etki etme. Önemli olan para. O yüzden ana şehirlerden başlayın. Yavaş yavaş fabrikayı yükseltirsiniz. Yükseltecek bir şey kalmadığı zaman değil de, yani ana şehirlerin tamamı full seviye olduğu zaman da yavaş yavaş ordu basarsınız. Ben genelde bunu yapıyorum ve hep başarılı oluyorum. Gerçekten büyük bir etki ediyor şehirleri yükseltmek. Evet, olayı anlatayım bir de. Aa, gelmiş, tamam. Şunu şey yapsın. Şimdi sen bunu bir al. Evet, Tuna'yı geçmeye başlamış Ruslar. Etrafını sardık adamın. Tamam. Güzel oldu bu. Bayağı güzel oldu. Şimdi bir asker çıkartalım şuradan. Aynen, şundan çıkartalım. Güzel, bunu öldürmemiz de iyi oldu. Ya öldür, batırmamız daha doğrusu, öldürmemiz. Bu Bursa'yı bayağı bombalamış. Bakalım Avrupa'nın durumu ne? 6 tur geçti. Şu anda genel olarak bakıyoruz. Napolyon Fransa, İngiltere'ye doğru bir sefere çıkma hazırlığında. İngiliz gemileri yine Fransız limanlarını bombalıyor. Bakalım bakalım bakalım. Şurada büyük bir kırmızı kuvvet ordusu var. Genelde zaten eğer kırmızıyı seçiyorsanız Fransa ortalığını amına koyuyor. Maviyi seçiyorsanız da kırmızılar sekiyor sizi. Yani genel olarak böyle. Ben hep şu anda, evet, Reinhold yine batmış. Her oyunda böyle oluyor. Reinhold batıyor. İngilizler Hollanda'yı işgal ediyor. Tamam. Klasik, yine aynı şeyler. Evet, bir tur daha atlayalım. O 9 dakika geçmiş. Ve ben şu anlık çok bir şey yapamadım. Yavaştan taarruz ordusu hazırlama vakti geldi. Bu video, yani bu video dedim, bu seri herhalde bir 6 bölüm 7 bölüm falan sürer maksimum. Fazla uzatmayı düşünmüyorum. Şu gemileri kuzeye yönlendirelim. Şunu çek, bu çok kötü olmuş ya. Bunu kuzeye, güneye çekelim. Evet, adamın en önemli generallerinden birini mahvettik. Güzel.
Şuraya topçu atayalım bir tane. Vardır herhalde. 3 2 2 Maalesef atamayacağız. O zaman şöyle yapalım. Şunun şehirlerini bombalayamaya başlayalım. Güzel bir şehrini şey yaptık. Debrecen üzerinden Viyana'ya doğru gideriz. Çünkü burada çok fazla ordu kuracak yer yok. Yani buradan ilerlemenin bir mantığı yok. Zaten adamlar da buraya saldırmıyor. En iyisi buradan hem tek cephe halinde saldırırız, alır biter. Evet, bu videonun yavaştan sonuna gelelim. Günün ikinci videosuydu. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.